Herkese günaydın. Nasılsınız arkadaşlar? Çok şükür Allah'a çok iyiyim. Bugün daha başka bir iyiyim. Çünkü sabah uyandım. Çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Şu anda da daha yatakları bile toplamadım. Orayı hiç görmeyin. Siz henüz oraya girmedim daha. Şimdi mutfağa geçiyorum. Önce mutfağa geçeyim. Mutfakta oturma odasında küçük bir sürprizle karşılaştım. Eşim bakın neler yapmış. Eşim ne oldu? Sabah kalkmış, bir kahvaltıyı hazırlamış. Ya, dün benim doğum günümdü ya arkadaşlar. Ben hatta videomda da söylemiştim doğum günümü, ilk defa doğum günümü eşimden ayrı geçiriyorum. Eşim gece mesaisinde çalışıyor diye. Ya bak. Gece mesaisinde çalıştığı için bu doğum günü akşamını tek geçirdim demiştim. Benim sağ olsun merhametli kocam. Ya. Dün gece böyle yalnız doğum günü geçirdim diye sabah kalkmış. Görüyor musunuz? Bana böyle bir masa hazırlamış. İnanın ben hiç duymadım ya. Bir kıpırtı bile duymadım. Bir de görüyor musunuz? O gülleri almış bana. Kocam şöyle sağ olasın. Allah razı olsun senden. Ya. Allah tuttuğunu altı etsin. Senin tuttuğunu altı olsun bak. Ya işte böyle görüyor musunuz arkadaşlar, sabah sabah kalkmış kahvaltıyı hazırlamış. Bir de ne ara çarşıya gittin sen, bu poğaçaları almış, simitleri falan almış. Bir de bana böyle bir çiçek almış, gül almış. Allah razı olsun. Rabbim seni başımızdan eksik etmesin, ne diyeyim. Böyle de bir de gül almış, masayı da hazırlamış, geldi beni uyandırıyor. Bana diyor ki kalk kalk, sana güzel bir sürprizim var. Allah Allah dedim, hayırdır, ne sürprizi diyorum. Salona bir girdim ki masa böyle kahvaltı hazırlanmış. Bir de masanın ortasında bir de bu gül. Ne diyeyim, Allah razı olsun senden. Mamma mamma diyor, mamma mamma, mamma. Kurban olurum mamma mamma diyor. Bir daha söyle bakayım. Tamam. Evet aşkım. Hadi biz kahvaltımızı yapalım o zaman. Hadi bize afiyet olsun. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eşim sabah sabah kalkmış, neler yapmış bana. Nasıl mutlu oldum ya görünce. Allah razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Gerçekten çok mutlu etti beni. Ben de zannediyorum içeride oturuyor falan sanıyorum. Kalkmış yani. Fark etmedim kalktığını. Ben bayağı uyumuşum, uyanamamışım. Kalkmış masayı hazırlamış bana. Bir de çarşıya gitmiş, o poğaçaları börekleri almış gitmiş. Ziraat bahçesinden bana çiçek almış. Ya ne diyeyim, Allah bin kere razı olsun. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Şimdi ben masaya geçiyorum. Mutfağa gittim bir şey almaya, masaya geçiyorum.
Arkadaşlar diyorum ki ben iyi ki doğmuşum diyorum. İyi ki doğdum. Abimler geldiler şimdi. Sağ olsunlar, doğum günüm, dün akşam doğum günümdü biliyorsunuz, söylemiştim. Bana hediyeler almışlar. Allah razı olsun bin kere. Ya o kadar mutlu oldum ki insanın sevilmesi, sevdiğini hissetmesi ne kadar güzel bir duygu. Hele böyle özel günlerde Allah razı olsun, hiçbir doğum günümü boş geçirmezler. Yengem de abim de çok sağ olsunlar. Bana böyle bir çok güzel şık kupa bardak takımı almış yengem, sağ olsun. Bir de böyle şekerlik ya da lokumluk, hani ne derseniz, ama benim çok şeker falan koymak için çok hoşuma gitti. Şöyle arka kameraya geçip göstereyim size. Kupa bardaklarım ayaklı. Çok güzel. Hem Nescafe hem Türk kahvesi, çay. Hepsi için. Bu da çok güzel şık bir şekerlik veya lokumluk. Akşam temizliğine başladım. Nefes nefeseyim. Çünkü gündüz abimler buradaydı. Beraber yedik içtik. Annem yemek yaptı. Karnabahar yemeği yaptı. Benim de sarmalarımdan vardı daha biraz. Hepsini hazırladık. Masayı yemek yedik. Çayımızı içtik. Kahvemizi içtik. Abimler gittiler. Ben de başladım akşam temizliğine. Mutfakta bir iki bulaşık var ama yengemle hallettik. Bayağı bir kısmını hallettik. Birkaç tane yeniden çay bulaşığı falan çıktı. Onları dedim yıkamadan önce evi bir süpüreyim dedim. Evi süpürdüm. Şimdi bir toz alacağım. Ortalık toz. 2-3 gündür ellemiyorum. Dün de elleyemedim. Bugün de abimler gelince böyle onlarla oturduk, sohbet ettik. Thank you.
yeri süpürdüm, bir de toz aldım. Her yerin tozunu da aldım. Süpürme ve toz alma işi bitti. Lavaboyu ve tuvaleti de yıkadım. Bulaşık, 2-3 tane bulaşık var. Öncesinde şeyleri yıkamıştım. Abimlerin aldığı hediyeyi yıkadım. Gerçekten çok hoşuma gitti bu bardaklar. Böyle ayaklı. Artık bol bol çay, kahve keyifleri yaparım. Yıkadım, süzüldü. Şimdi buraya yukarıya süzeceğim bunları. Bunları böyle bir düzeyim. Şöyle. Şu şekerlik de çok şık. Hem şekerlik olarak hem dokumluk olarak çok şık. Yengem zevklidir, sağ olsun, zevkine güvenirim. Onu da böyle koyuyorum şimdi. Burada kalsınlar. Şimdi şu 2-3 tane bulaşık kaldı. Onları yıkayacağım. Ondan sonra da biraz karnım acıktı. Yani öğlen ve akşam üstü böyle akşama doğru yemiştik yemeği. Şimdi biraz da iş yapınca haliyle biraz karnım acıktı. Çocukların karnı tok, bir şeyler yedi onlar. Ben onları hazırladım. Onlar yiyorken ben evi temizledim. Neyse, evi temizledim ya, yarın sabaha bir işim yok. Sadece katlanacak çamaşırlarım var. Yarın da onları katlarım öyle oturduğum yerde. Yakup'un dolabı düzenlenecek. Dün biliyorsunuz kızımın dolabını düzenlemiştim. Yakup'un dolabı düzenlenecek ama bazanın altını açıp Alper'den ve Aytu'dan kalan kıyafetleri bir ayarlamam lazım. Bir dökmem, elemem lazım. Yakup'a olacak olanları falan çıkarıp bir makineye atıp ondan sonra yerleştireceğim. Yarın yapabilir miyim bilmiyorum. Yapamazsam öbür güne yaparım. Şimdi 2-3 tane bulaşık var. Şu bulaşıkları da yıkadıktan sonra bir çay yapacağım. Sabah eşimin aldığı, kahvaltıya aldığı poğaçalardan, simitlerden var. Poğaça simit canım istiyor. Vallahi çay simit canım istiyor şu anda. Onlardan yiyeceğim. Bana kolay gelsin. İşlere devam. Bulaşıklar yıkandı. En son tezgahı da siliyorum. Artık bu akşamlık işim bitti. Daha kimse bana iş yaptıramaz. Yeter. Şu an saat kaç olmuş? 9:05 geçiyor. Bayağı bir zaman almış yani. Bayağı bir vakit geçmiş. Saat 9'u geçmiş. Bu arada Aylin uyudu. Yakup içeride, Yakup'tan ses çıkmıyor. Abileri yanında. O da mı uyudu, ne yaptı hiç bilmiyorum. Çayım kaynıyor şu anda. Yani bulaşığa başlamadan önce çayımı koydum ocağa. Evet. Bu bezi de buraya koyduysak bitmiş demektir. Bulaşıklar yıkandı. Makinenin içinde de temiz bulaşıklar var. Artık vallahi bugün artık hiçbir şey yapmam. Sadece yerleştirirsem şunları yerleştiririm. Suyu süzüldükten sonra makineyi sabah boşaltacağım. Çok yoruldum. Artık dinlenmeye geçeceğim. Dolap düzeni videosu atmıştım. Onu yükleyeli tam 1,5 saat olmuş. 1,5 saatte bir sürü yorum birikti. Yorumlarınıza döneceğim inşallah arkadaşlar. Ben şimdi çayımı doldurup sabahtan kalan simit ve poğaçalarımı da alacağım. Çay, simit keyfi yapacağım. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için, destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her iki videoma da elimden geldiği kadar video atmaya çalışıyorum. Bu kanalımda her gün düzenli aktif video atıyorum. Diğer kanalıma 2 günde bir falan ancak atabiliyorum. Her iki kanalımı da takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Her iki kanalımdan da bir yere ayrılmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.